Filmimizin efendime söyleyeyim yapış şekli, şemali, yemeğimizin ünlü bir yemektir. Biz bunu Çorum yahnisi olarak da kullanıyoruz. Buzdolabımızdan yıllanmış, küflü, efendime söyleyeyim, kokmuş yumurtalardan seçiyoruz. Çünkü neden? Tazesi olmaz mı? Yok. Vitamini bakın. Su kokmuş artık, pörtmüş. Bundan hiçbir şey. Şöyle şöyle göstereyim. Tamam. Efendime söyleyeyim. Yumurtamızı da aldıktan sonra yumurta kırmak bir sanattır arkadaşlar. Yumurtayı böyle kıracaksınız. Yani bunu herkes yapamaz. Hatta kabuklarını da atın. Kabukları ne demişler? Vitamini kabuğunda. Yani bugün kabuğunu yemezse hijyen. Hijyen diyoruz. Hijyen nedir? Nedir? Temizlik. Efendime söyleyeyim. İmamdan gelir. Hatta imamdan da gelebilir. Şarap. Bu alkolsüz şarap. Yani ılımlı şarap diyelim biz buna. Al. Açmak için ne lazım? Ne lazım? Ben de onu diyorum. Yok hocam. Biz şarabı böyle açmayı öneriyoruz çünkü tadı kalıyor. Açamadın. Açtı. Açtık. Yani şarabı böyle açıyoruz arkadaşlar. Şimdi yemeği püf noktası. Ah, biber kalmış. Ne? Ah, iyi şarap, biberli biberli. Güzel oluyor. Şarabımızı da şöyle yakın girerseniz. Çorum yahnisine doğru. Hop. Şarabımızı da döktükten sonra. Hangi şarap bu? Bu Bordeaux diye tabir edilen Fransız şarabı. Mısır özü ya. Mısır özü ya. Mısır özü ya ne demek? Ne demek? Sağlık demek. Hafif. Kalorisi alınması için. Hop. Güzel bence ya. Çok güzel. Şeyinizi bile yersiniz. Parmaklarınızı. Hafif tuz. Tuzumuzu da hafifçe döktükten sonra. Şeker. Şeker de olur. Şeker de olur. Yani şeker olmaz diye bir şey yok. Şeker de olur. Bunu hafif karıştırıyor. Oh. Hmm. Oh oh oh. Kokuları şimdiden geliyor. Evet. Yalnız şimdi bizim bu karışımımızda birazcık mikrop etkileri olabilir. Sağlık için ne yapıyor? Bu her yerde vardır. Ev temizlemek, cam temizlemek falan filan ama asıl yemek de içimizi temizlemek için. Yani bunu yiyoruz, temizleniyor. Hafif, çok hafifçe. Evet, hafifçe koyduktan sonra tekrar bir karışım olayından. Çok güzel. Ben böyle bir koku görmedim. Yani bok yerinde halt etmiş. Öyle bir koku yani. Ya evet. Güzel kokular bunlar. Güzel kokular. Çok güzel kokular. Geliyorum. Hijyen. Hijyen nedir? Elimizi yıkamaktır. Şimdi yemeğimizin bir başka amacı da ilaç gibi olmalıdır. Yani yemek nedir? Yiyorsun ve kendini iyi hissediyorsun. Ya Ziyanet Hanım kaç dakika oldu? Onu ben bir. 4 dakika oldu. Daha zamanım var. Daha zamanımız var. Çünkü reklama gireceğiz. Bu nedir? Ağzımızın içinde oluşan tartları ya yani böyle bir şeyleri düzgünce hafifçe yemeğe bir renk vermek için bir renk veriyor bu yalnız. Salça olmadığı için. Salça olmadığı için bunu yerken dişlerimiz bembeyaz oluyor. Neden? Orkez yedisi bir arada. Yedisi, hani bazı arkadaşlar sigara içiyor, efendime söyleyeyim çay içiyor, akşamdan sabaha kahvedeler. Ha, dişlerini fırçalamaya zamanı olmuyor. Ev hanımları ne yapıyoruz? Diş macununu
içine çarptırmadan koyuyoruz ki vay o eski kasvetleri yapmasınlar. Vay diyor tamam da bu gecede hadi yırtamayım gibisinde hepsini karıştırdıktan sonra sıra geldi en civcivli yerine. Bunu tatmaya. Evet, tadacağız ama bir dakika. Ben sulu yemeği yemek demem arkadaş. Yani susuz yemeği pardon. Tabii bu şuradan musluk diye tabir edilen şöyle bükülmüş hortum şeklinde yerden ben almayı sevmiyorum. Kötü anılarım var. Onu şimdi burada paylaşmak istemiyorum. Oh. Böylece sulu yemek oluyor. Sulu yemek. Yani bu sulu bir yemektir sonuçta. Ben susuz yemeği yemek demem arkadaş. Evet, bunu da karıştıralım. Oh, ağzımızın suyu açtı değil mi? Hop. Hijyen ve bulaşıklarımızı ortada bırakmıyoruz. Bunu sobamıza koyuyoruz. Evet, benim bir başka özelliğim yemeği sobada yaparım. Neden? Yani soba, efendime söyleyeyim, kalp açısından daha bir ateşle temas diyelim. Hani biz kendimizi aşıklar canlarını tehlikeye atarken üstleri çıplak olur. Et ete değmesi lazım gibisinden ama bu da yemeğin et ete değmesi lazım. Ne alakası var? Bilmiyorum ama güzel olur bence. Peki tatlı olarak ne düşündük? Tatlıdan önce bir reklama girsek. Girek. Reklamdan sonra da tatlıdayız.